ve sanat değerleri bir milletin var olma unsuru, en değerli hususudur. 2500 yıllık halıya gittik ve her etkiye geldik. Bugün burada birlikte tarihe not düşeceğiz. Ve ilk kez dünyanın en ince halısını da burada sergilemiş oluyoruz. Ve dünya çapında otorite bir hocamızı da buraya davet ettik. Aydın Eroğlu Beyefendi, sizler için geldiler. Ev sahibimizin konuşmasıyla başlatmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir insan. Biz bu projeyi kendilerine bahsettiğimizde heyecanla bu projeye sahip çıktı. Gönderine sahip çıktı. Bizden daha çok sahip çıktı. Kendisini önce bir alkışlayalım. Kim bilir misiniz? Değerli okul müdürümüz Aydın Eroğlu. Kısaca aslında bu sosyal sorumluluk projesiydi. İsmail Bey bana geldiğinde ben de çok heyecanlandım. O yüzden bu projenin içinde yer aldım. Ama kısaca bir bahsetmek istiyorum. Halı nedir? Biz neler yapmak istiyoruz? Türklerin dünyaya bahşettiği sanatlardan birisidir halıcılık. Halının ilk kez Türklerin Orta Asya'da bulunduğu bölgelerde ortaya çıktığı ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. Gelişimini ve İslam dünyasında yaygınlaşmasını da tümlerle sağladığını yine Türklerin göç güzergahında hep halı olmasından anlaşılır. Bugün dünyanın en ince ve değerli halıları olarak tanınan Heneke halıları dokuma tarihinin olgunluk noktasıdır. 19. yüzyıl halı sanatı içinde önemli bir yere sahip, saray ve çevresi için özel olarak dokunan Heneke halıları Anadolu halılarından aldığı geleneği geliştirmiş, hem desen tasarımlarıyla hem de dokuma tekniğiyle bu sanatı daha üst seviyelere taşımıştır. Aslında el sanatları bir ulusun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Çünkü el sanatları sanayileşme, kentleşme, göç, tüketim kültürü, küreselleşme, üretimin bollaşması gibi sosyoekonomik olgulardan etkilenmektedir. Günümüzde teknoloji el sanatlarının varlığını tehdit etmektedir. Ancak el sanatları salt ekonomik bir üretim faaliyeti değil, ulusal hafızayı, kültür mirasını, kimliği etkileyen yönleriyle sosyolojik, antropolojik ve folklorik boyutları olan bir kavramdır. El sanatı ürünü, özgünlük, gelenek ve bilginin aktarımı, sanat ve işlevin objede birleşmesi, coşku, estetik ve güzellik arayışını içinde barındıran imgelerle fabrikasyon ürünlerden ayrılır. El sanatları özellikle kültür turizmi kapsamında korunarak pazarlanabilecek somut olmayan kültürel miras kapsamındadır. Geleneksel el sanatlarıyla ortaya çıkan ürünler kültürel mirası geçmişten geleceğe taşıma özelliğine sahiptir. Bu gerçek kültürün içeriğine bakıldığında ortaya çıkan el sanatları da insanların duyguları, toplumun yaşam seviyesi, zekası, üretildikleri dönemin özellikleri, toplumların tarihi görülmektedir. Birçok kuruluş çeşitli projelerle bu sanatla uğraşan ustaların yok olmasına engel olmaya çalışmaktadır. Bir yörenin nesilden nesile aktarılmaya değer sosyal yaşam tarzlarının ve simgelerinin yanı sıra somut kültür unsurlarının da gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu projede öğrencilerimizin yöre el sanatlarını tanımasını, fark etmesini, ayrıca estetik duygularını geliştirmeyi, yaşadıkları şehrin güzelliklerini görebilmeyi, hissedebilmeyi ve geçmişiyle bağ kurarak geleceği tasarlayabilmesi amaçlanmaktadır. Ümit ederim, hoş bir seda bırakırız. Teşekkür ederim. Kahraman Bey başvurusunu o yapmıştı. Biz sadece tabii ki bu projede orta sosyal sorumluluk projesinde. Ben o yüzden sözü İsmail Bey'e bırakıyorum. Bu projemizin en önemli sahiplerinden birisi de hiç şüphesiz Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz ve Sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın Beyefendi konuyu açtığımızda heyecanlandı özellikle seçim öncesi. Hatta o dönem çalışmalar başlattı. Ne kadar önem verdiğinin bir başka göstergesi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başkan vekili yani Tahir Bey'den sonra iki numaralı ismi şu an yanımızda. Değerli başkanım hoş geldiniz sizleri.
İkrar etmek için mikrofona davet etmek istiyorum. İsmail Bey de bahsetti. Tayyip Bey'in sizlere özel selamını arz ediyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bugün Kocaeli'de meclis toplantısı var. Tüm meclis toplantısı olduğu zaman tüm belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz Kocaeli'de oluyor. Sıkışık bir gün. O yüzden o da gelmek istiyordu. Ben iştirak ettim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İsmail Kahraman Bey, isimler insanların karakterine yansıyorsa ismi gibi Kahraman Bey abimiz. Belki 40 yılı aşkın bir süredir Gebze'de kendisini yakinen ilgiyle izliyorum. Bizim talebeliğimiz zamanlarında Gebze gazetesine çıkarıyordu. O zamandan bu zamana belgesel yapımıyla bu gazeteyi devam ettirerek gazeteciler cemiyetiyle Türk dünyasının tüm coğrafyasında, Orta Asya'da, Balkanlar'da faaliyetler göstererek kültür değerlerimizin her çeşidine kafa yordu, emek verdi. Gerçekten ben de hani buna kalben şahidim. Hani musallarda nasıl bilirsiniz, iyi biliriz. Şahit misiniz? Şahitiz. İsmail Bey ömrünü gerçekten bizim kültür değerlerimiz için sarf etti, harcadı. Buna devam ediyor. Bugün de yine bir çok önemli bir değerimiz için buradayız. Ben öncelikle İsmail Bey'e bir güçlü bir alkış hocalarımızın da başta çok kıymetli misafirimiz Kız Meslek Lisesi'nin hocalarını ve sizlerin de ilgisini görüyorum. Bu da bana geleceğe dair umut veriyor. Gerçekten çok mutlu oldum. Bizler Gebze'yi, Kocaeli'yi yönetmek üzere vazifelendirilmiş abilerinizdir. Şehremliyiz. Emanet var bizim üzerimizde. Biz bir emaneti taşıyoruz. Emaneti hıyanet edemeyiz asla. Ve bu beldelerimizi kültürün, sanatın, sporun, bilimin merkezleri haline getirmek için canla başla çalışmamız lazım. Batılı ülkelerde çok küçük bir kültür nüvesinde onu inanılmaz sahip çıkıyorlar, öne çıkarıyorlar. Söz gelimi ünlü sinemacı Sophia Loren bir otelde kalmışsa o otelin o odasını adeta böyle bir hani ziyaret merkezi haline getiriyorlar. Bizim herekarımız yine İsmail Bey'in yayınlarından da ben takip ettim. O gün ışığına çıkarttı Orta Asya'daki. Yani binlerce yıl geçmişe dayanan her birisi şaheser. Yani renkleriyle, efendim dokusuyla, efendim desenleriyle, emeğiyle her birisi şaheser. Buna her zaman sahip çıkmamız lazım. Her kademeden sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, efendim belediye başkanlarımızdan, üniversitelerimiz, efendim hocalarımız bunun sahip çıkılıyor olmasını ben sevinçle karşılıyorum. Efendim ve bu bölgenin dünyada hereke bölgesinden hereke alısı, hatta Çin'den her şeyin kopyasını yaptığı gibi Çin herekesi diye yani bunun taklidini, kopyasını bile yapmaya çalışmışlar. Öteden beri bütün sanatçıları, devlet adamlarının, zenginlerin efendim evlerini, ofislerini süsleyen bu değerimizi bizler yaşatmamız lazım. Gelecek nesillere aktarmamız lazım. Buna yeni formlar belki de katmamız lazım. Yine İsmail Bey'in eserlerinden bu benim sözlerim bana ait değil. Sadece sizlerle paylaşıyorum. Bunun müzesini kurmamız lazım. Efendim turistlerin bir güzergahı olarak göstermemiz lazım. Onlara orada belki de bir halı dokuma ritüeliyle onlara bu işi yaklaştırmamız lazım. Yani bunlar gerçekten emek verilirse, efendim çaba gösterilirse son derece değerli hadiseler. Biz her türlü bu işin yanındayız. Yani bize düşen destek ne varsa biz hepinizin yanındayız. Öğrencilerin yanındayız, hocalarımızın yanındayız. Yakın zamanlara kadar, 90'lı yıllara kadar her iki hanımız koruma altındaydı. Maalesef
bu gümrük koruması kaldırılınca yurt dışından gelen taklit ucuz mallar maalesef bu sektörü zorladı. Ben şahsen hani bütün dünyada ülkelerin kendi ürünlerini koruduğunu, kolladığını, zorladığını biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Mesela şu anda Amerika Apple'ı korumak için Çinli Huawei'yi ülkesine sokmuyor. Takip ediyorsunuz. Yani kendi ürününü dünya piyasasına hakim kılmak için devletler sahip çıkıyorlar. Yani kendi uçağını yapmak istiyorsan, kendi füzeni, kendi tankını, kendi halını ve bunu dünyaya kabul ettirmek istiyorsan pahalı da olsa bir müddet onu korumak zarureti var. Çünkü eskiden çok canlıydı Heleki havası. Çok gencimiz orada efendim çalışıyordu, üretiyordu, bu halıyı işliyordu. Oraya efendim sevdasını nakşediyordu. Efendim gönlünden geçen renkleri, desenleri nakşediyordu. Bunu devam etmesi lazım. Bir gelir olursa, ilgi olursa bu iş devam eder. Efendim bu manada bizim komeklere, efendim gezmeklere düşen görevleriz, hazırız. Ya zaten meslek, kız mesleklisimiz sahiplenmiş. Bu manada bir yüksekokul ya da bir üniversitenin, Kocaeli Üniversitesi'nin bir fakültesi, bir bölümü içinde ben şahsen Hülagü Hocam da efendim Kocaeli Üniversitesi rektörümüzle son derece güzel bir diyalogumuz var. Bu konuyu bahsedeceğim. Yani biz şahsen bu önümüzdeki 5 yıl içinde Heleki anısına gerçekten bir şey katabilirsek ne mutlu bize. Tekrar hepinizi saygıyla sevgili selamlıyorum. Değerli Başkan, vekilimiz şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tahir Bey'den sonraki ikinci ismi. Ama Tahir Bey'e bir gönülden alkış yapalım. Şunun için ilk kez Gebze'de bir ismi başkan vekili yaptılar. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ve Tahir Bey'i getirmek üzere de Ayşen Hanım'sı davet edelim. Hele kağıt kitabımızı başkan vekiliyle takdim edelim. Tahir Bey'e bakıyorsunuz. Selamlarımızı da ulaştırdık. Binlerce yıllık geçmişe sahip pazarı kalısından ilham alınarak Anadolu'da 36 değişik yörede dokunan Türk halılarının en nadide örnekleri tarihi İpek yolunun kavşak noktası olan Hereke'de hayat bulmuştur. Ohannes ve Bogos Dadyan kardeşler tarafından 1842 yıllarında kurulan Hereke Fabrikası, 1845 yılında ülkenin ilk özel dokuma fabrikası olarak faaliyete geçti. Aynı yıl fabrikanın mülkiyeti Osmanlı Devleti'ne devredildi. Başlangıçta bez ve ipekli kumaş üretimi planlanan fabrikada, Avrupa ülkelerinden ithal edilen makinelerle beraber üretim alanı genişledi. Fabrika ürünlerindeki kalitenin piyasada kabul görmesi sonucu 1846'da Hereke markası tescil ettirilerek koruma altına alındı. 1850 yılında fabrikanın adı Hereke Fabrikayı Hümayun olarak değiştirildi. Hereke Fabrikayı Hümayun, Sultan Abdülaziz döneminde piyasada satılmak üzere ipekli dokuma üretimine başladı. 1878 yılında yangın geçirdi. 1882 yılında yeniden faaliyete girdi. Dünyanın en büyük el dokuma halıları arasında yer alan Yıldız Sarayı Büyük Salon'da bulunan halı Hereke'de dokundu. Yıllar önceydi, bundan 40 yıl önce. Gebze'ye bir genç gelmişti. Gazetecilik yapmak istiyordu o genç. Ve Gebze'nin de belki en uzun soluklu gazetesini yayınlamak istiyordu. Heyecanlıydı, vatani görevini yapmıştı. Ve Gebze'de önemli bir şeye şahitlik yapmıştı. Dünya markası olan o halımız. Her evde bir iki tezgah vardı. Ve o tezgahlarda dokunan halılar, dünyada tek halı pazarı olan
tenekeler halı pazarında satılıyordu. Dokuyan hanımefendi sizlerin temsilcisi, kızlarımız, gelinlerimiz, teyzeler, anneler, halalar halılarını getiriyorlar. Dünyanın dört bir tarafından turistler gelip üreticiden tüketiciye halılarımızı alıyorlardı. Milyon dolarlar ifade ediyordu bu halılar. Ve gelinlik kızlarımız çeyizlerini yapıyordu. Hayat cıvıl cıvıldı ve dünyada cumartesi günleri açılan resmi ve özel bankalar hareketeydi. İşte o gazetecide bendim ve halıyı 40 yıldır takip etmeye çalışıyorum ve bir ismi de sizlere getirdim. Alkışlamanızı istiyorum. İbrahim Bey. Ve gördüğünüz bu halı dünya çapında bir halı. Dünyanın en iyi halısını sizlere çekilebildi. Hayatını halıya bahsetti. Ve mücadelesine devam ediyor. Devam edeceğiz. Ama sevgili gençler, değerli başkan ve bilinizden söz aldık. İnşallah hizmetsek liselerimizde bile halı bölümü açılır. Konek bütün ilçelerde olacak değil mi başkanım? Üfek Allah artık sahipsizsiniz. Ve en önemlisiyle Kocaeli Üniversitemiz bünyesinde HRT İpek Halıları Meslek Yüksek Okulu açılır diyoruz ve bir değerli öğretim üyemiz burada. Ve sizler için geldiler. Değerli Kocaeli Üniversitesi öğretim üyelerimizden, görevlilerimizden Mine Can hanımefendi sizlere ibadet etmek üzere mikrofona davet ediyoruz. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde bana ulaşıp nazik davetler için kendilerine teşekkür ederim. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Ancak Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi'nin 1988 mezunu olarak anılarımın tekrar canlandırdığı bu ayrı bir konu. Bu şehre yıllar sonra yüksek lisans eğitimi, doktor eğitimi Gazi Üniversitesi'nden tamamladıktan sonra verdiğim emeklerin karşılığını Kocaeli Üniversitesi'nde almış olmaktan ve Kocaeli Üniversitesi'nin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Reki halısının layık olduğu, şu anda olması gerektiği bir markanın olması gerektiği yerde olmadığı kanaatinin doğrultusunda sözlerimi bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde bir markanın ne olması gerektiğiyle ilgili naçizane görüşlerini paylaşmak için sizin aranızdayım. Tabii ki kent kültürünün çok en önemli bir olgu olduğunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Daha önce biz alan araştırmaları gereği yurt içi, yurt dışında 50'den fazla bildiri sunduk. Pek çok makale yayınladık uzmanlık alanında. Hep spesifik belli konularda konuştuk. Bu biraz genel bir konuşma olacak benim için. Kent olgusu içerisinde, kent kimliği içerisinde sadece binalar, o şehrin coğrafyası, yaşadığımız bölge, o şehirdeki diğer yollar, sokaklar, caddeler değildir. O insanı, o kentin içinde insan yapan, aslında ruh katan şey, onun bizzat sanatı, kültürü, maddi kültür dediğimiz, somut olmayan kültür dediğimiz manisi, türküsü, şarkısı, gelenek, göreneklerinin yanı sıra çok şükür disiplin arası kongrelerde el sanatları başlığında ekletmiş bir kişi olarak el sanatlarının aslında günümüzde böyle hemen söyleniveren, hobiyle eşdeğer bilen bu el sanatlarının ne kadar derin ve tarihsel bir boyut içerdiğini gözler önüne sermek. Devlet bunun için kanunlar, yönetmelikler çıkarmış. Hem üretim hem de ham madde üretimi. Aynı zamanda şehre bir katma değer, halka bir katma değer. İpeğin üretildiğini biliyoruz. Okulumuzdaki şirket elemanı çay getirip götüren hanımefendi diyor, hocam biz burada ipek böceği yetiştiriyorduk. İpek iplik eğiriyorduk. İpek iplikler yedik. Şimdi ipekçilik bitti. Bu bölgede niye bir katma değer olmasın? Niye insanlar ekonomik anlamda ipek üretip buradan aynı zamanda harekete bunu dokunmasın? Ben çocukluğumda biliyorum. Başkan vekilimizin dediği gibi evlere nereye gitsek köylerde bir halı tezgahı vardı. Kadınlarımız, genç kızlarımız bunu üretirdi ama şimdi devir, insanımızın artık sabrı kalmadı. Zaman gerektiren, sabır gerektiren işlere karşı sabrı giderek azaldı. Teknoloji artık son 10 yılda her şeyimizi aldı götürdü ama biz başa dönüyoruz. Çünkü modern tıp bile artık geleneksel yöntemlere döndü. Bakın tükettik, tükettik, hastalıklar çıktı, sağlığımızı kaybettik, her şeyi kaybettik, şimdi doğala döndük. İşte kültür turizmi de böyle. Deniz, kum, güneşi bıraktı, kültür turizmine geçti. Sanat, sanat ve kültür asla bozulmaz. Yozlaşabilir ama kaybolmaz, yok olmaz. Ve yaşayan bir değerdir. Bizi biz yapan değerlerdir. Bizim ruhumuzdur. Ruhumuzu kaybederse dünyada tek bir millete döneriz. Zaten emperyalizmin istediği belki de bu. Hepimizin tek tipleşmesi.
Ama buna köle olmamamız lazım. Bizler örf, adet, gelenek, göreneklerimizi kaybetmememiz, sanatımızı kaybetmememiz, bu çocukların bunları öğrenmesi, tarihimizi, kültürümüzü bilmesi. O yüzden milli kültür ve örf adetler üzerine derslerin konması gerektiği kanaatim. Kendimin de 11 yaşında bir oğlum var. Benden ayrılmadığı güne kadar ben Türk örf adetleri doğrultusunda yetiştirme taraftarıyım. Bakın, Vietnam'da bir sanat köyü bu burası. Burada ipek böceği üretiliyor, oranın ipeğiyle dokunuyor kumaş. Ve orada workshoplar yapılıyor. Turist kafileleri bir kültürü görmek için Avrupa'dan veya başka bir yerden uçaklarla daha başka kıtalara gidip oraların hayatını, o sanatı tecrübe etmek için gidiyorlar. İnanabiliyor musunuz? Hele ki o kadar güzel bir lokasyon ki şimdi aracın oradan geçti. İstanbul yolu üzerinde çok güzel bir lokasyon. Bir sanat köyü olması için her şeye sahip. Bence bir markaya sahip en önde. Onun ardından bütün turist arabalarının, bence buradan Kapadokya'ya başka yerlere giderken Sayın Başkan Vekili, uğrak yeri olmalı. Bu kente girdiğinizde oranın insanıyla buluşmalı. Orada zaman geçirmeli. Bu sanat oraya bir katma değer, ekonomik anlamda bir canlanma katmalı. Hem hareket halısı canlanmalı, bu sanatın unutulmaması için bütün tekniklerin analizleri yapılmalı. Teknik dökümler çizilerek tescil altına alınmalı. Yeni kompozisyonlar ve yeni tasarımlarla mutlaka bu sanat canlandırılmalı. Ve genç neslin mutlaka bu sanatla buluşması, hem halkın hem genç neslin buluşturulması ve projelendirilmesi gerekiyor. Bence İsmail Kahraman Beyefendi, kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Hakikaten uzun yıllarını harcamış. Ama hereke halısını dediğim gibi kendi üniversitemde bile bir oyla kapandığını gördüm merkezin. Bence hak etmiyor. Bence yükseltilmesi gerekirdi. Orada çok şeyler yapılması lazım. Sizin sosyal sorumluluk anlamında başlattığınız bir ilk bence örnek olmalı. Dünyaya örnek olmalı. Ve neden yabancı bir Çinli'ye gitsin? Gitmemeli. Ben bu milletin bir çocuğuyum. Bu coğrafyada doğmuş büyümüşüm, buraya hizmet etmek istiyorum. Niye Çinli'ye kapatayım desenimi, modelimi, binlerce yıllık o canlı güzelim Osmanlı motiflerini? O dönem Osmanlı gitmiş, her zaman yaptı. Bütün coğrafyada bakın, Fatih İmparatorluğun hangi coğrafyasında usta varsa getirmiş, Edil Ref atölyelerini kurarak birinci avluyu yanına oturtmuş. Şimdi aynı şekilde coğrafyanın neresinde bu usta varsa, bu bilen kadınlar, genç kızlar, bunlar bu bölgeye getirilmeli. Ve burada bu desen, kompozisyonlar tescil altına alınarak projelendirilmeli. Sosyal sorumluluğun bir tık üzerine geçerek bu değerler kaybolmadan, biz buralardan ayrılmadan bu işleri, hatta uzman hocalarımız var, tebrik mesajlarını İsmail Hocama ilettiler. Halı kilim alanında çalışan çok değerli profesör hocalarım, Ankara'dan, Gazi Üniversitesi'nden, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden, Selçuk Üniversitesi'nden, adımız sosyal sitelerde aktif olarak kullanıyoruz, etiketlenince bunu, çok memnun olduklarını ve beyefendiye teşekkürlerini iletmelerini, hak ettiği yerde olmadığı gerekçesiyle bunun, bu projenin devamını dilediler. Çok konuştum, çok heyecanlandım, özür diliyorum. Ama umarım bu proje layık olduğu yere bu bir başlangıç olur ve devam eder. Hepinize en büyük saygı duyuyorum. Evet, değerli bir misafirimiz teşrif ettiler, devletimizin temsilcisi. Saygıdeğer kaymakamın arzu etmeleri halinde ben mikrofona davet etmek isterim. Kaymakamımız burada. Alkışlarınızla Sayın Kaymakamımızı istiyaz ediyorum. Bu projeye destek veren sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu anlamlı, bu güzel günde sizlerle beraber olmak ve bu güzel çalışmaya destek vermekten ben de mutluluk duymaktayım. Avrasya Radyo Gazeteciler Derneği'nin yapmış olduğu bu proje İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklenmiş. Tabii ki asıl olan burada sivil toplum kuruluşlarının yapacağı çalışma. Bakanlığımızın verdiği destek çorbada tuz kahvelinden veyahut da yani bir nebze katkı anlamını taşımakta. Burada bizim Çolakoğlu Mislik Teknik Analojisi'mizin birlikte çalışma ortağı destekleri var.
konu bence önemli. Neden önemli? Bizim tarihimizde, kültürümüzde, geçmişimizde bize ait olan değerlerimiz var. Bunların zaman içerisinde kaybettik, sahip çıkmadık. Nedir bunlar? Klasik Türk sanatları var. Mesela hattır, tesiptir, minyatürdür, katıdır. Ondan sonra ebrudur, halıcılıktır. Şimdi bu halının motiflerini tahayyül etmek bile zor. Şimdi bu halıları dokunmadan önce bu motifleri tahayyül eden insanların gönül dünyası, kültür dünyası çok zengindi. Hayal edebiliyordu, tasarlayabiliyordu ve bunu ilmek ilmek, nakış nakış halıya işliyordu. Şimdi bizde sabır kalmadı. Bizde düşünmek için, hayal etmek için zaman kalmadı. Hepimiz o kadar yoğunuz ki böyle adeta bir senin içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. Çok şükür son zamanlarda bizim gelenekli sanatlarımız dediğimiz Türk klasik sanatları konusunda çok çeşitli merkezlerde kurslar açıldı, eğitimler vermeye başlandı. Bunların içerisinde Büyükşehir Belediye'mizin sanat kültür merkezleri, Gebze Belediye'mizin destekleri, ondan sonra sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları. Bu aynı zamanda müzik anlamında da böyle. Türk sanat müziği, Türk halk müziği ile ilgili çalışmalar da aynı şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz bu ülkede bir zamanlar radyolarda Türk halk müziğini, Türk sanat müziğini yasaklandığı dönemler olmuştur. Dersen bu diye vatandaşları alıştırmak için şiir şiir dolaşıp insanları o salonlara koyup dinletip senfoniye sevdirmek için gayretler olmuştur. Tabii ki dünyanın izlediği, takip ettiği sanatları, müzikleri de onları da takip edeceğiz, onları da alacağız ama önce kendi öz malımıza sahip çıkmamız lazım. Bu insanın ruhunu etkileyen bir şey. Çünkü geçmişten geleceğe gelen bir miras bu. Her bir olayın çıkma sebebi var, her bir nakışın, her bir motifin bir anlamı var. Hem bunları öğrenmek, hem bu sanatlara sahip çıkmak lazım. Maalesef ünün dünyanın dört bir tarafına ulaşan her kağıdımızı öldürmek üzereyiz. Şimdi şu anda muhtemelen can çekişiyor. Orada 100 liraya mal ettiğin halıyı 80 liraya bile satsam, 70 liraya bile satsam, üzerine 30 lira devlet, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, tübban sesse bile bunun yapılması lazım. Dolayısıyla bu çalışmayı bu anlamda önemsiyorum. Bu çalışmaya emeği geçen sivil toplum kuruluşumuzu, okulumuzu ve harekatımızla ilgili değerli bir firmamız var. Onun çalışmalarını tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Siz sevgili öğrencilere de derslerinde başarılar diliyorum. Lütfen öz değerlerimizi, tarihimizi bizi biz yapan medeniyetimizi unutmamamız lazım. Bu coğrafya üzerinde biz Cihan İmparatorluğu kurmuşuz ve bu Cihan İmparatorluğu'nun kurduğu külliyeler, mektepler, medreseler, şifahaneler, aşhanelerle bir medeniyet yaşamışız. Bu medeniyet içerisinde dini, dili, ırkı, apayrı insanlar barış ve huzur içerisinde İslam'ın hoşgörü iklimi içerisinde birlikte yaşamışlar. Bunun örneğini biz yaşatmışız, yaşamışız. İnşallah bundan sonra da biz birbirimizi 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birbirimizi seveceğiz. Birbirimizin farklı düşüncesi, hayat felsefesini, kıyafetini toplumun bir renkli olarak göreceğiz. Ve bize bizden başka kimseden fayda olmayacağını bileceğiz diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cumhuriyetin kurulmasından sonra ipek halı üretimi dünyada yaşanan ekonomik krizler yüzünden lüks olarak görüldüğü için ihmal edilmiştir. 1950'li yıllarda usta dokumacıların katkılarıyla hereke halı dokumacılığı bir sanat kolu olarak tekrar değer kazanmıştır.
Tamamı el dokuması olan halılar günümüzde işçiliği ve sanat değerleriyle kabul görmektedir. Hereke Fabrikası, 1925'te Maliye Bakanlığı'na, 1933 yılında Sümerbank'a devredilmiş, 1995 yılında Sümerbank'ın özelleştirme çalışmaları sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na devredilmiştir. Tarihi Hereke Halı ve Kumaş Fabrikası halen Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak müze fabrika şeklinde halı ve kumaş üretimine devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı patentlerle coğrafi olarak tescilli olan Hereke ipek alıcılığının gelişmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Buralara uzaktan geldi. Türkiye'nin ilk profesyonel turizm rehberlerinden birisi. Dünyanın dört bir tarafını geziyor. Ama onun en önemli özelliği hayatının 50 yılını, yarım asırını şu anda başkan vekilimiz Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı için aramızdan ayrılıyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Ama güzel, sevindirici haberler aldık. İnşallah halıya merak duyanlar belki üniversitede açılacak ilk yüksek okulda ve KOMEK gibi kurslarda, halk eğitim kurslarında inşallah öğretmenler olursunuz birer, eğitimciler olursunuz. Bu noktada çok güzel bir girişim başlatılmış oldu bu vesileyle. Teşekkür ediyoruz okul müdürümüze. Çok uzaklardan geldi buraya. Hayatının yarım asrını halıya verdi. Bahsedince dedi kimlere hitap edeceğim? Geleceğin idarecilerine, hanımefendilerine, annelerine, büyük insanlarına hitap edeceksiniz dedim. Severek trenle ta karşıdan 1,5 saat yolu trenle geldi. Değerli Aydın Eroğlu hocamız. Alkışlarımızla ben onu mikrofona davet ediyorum. Şimdi ben bugün size bu bayrağı teslim etmeye geldim. Her şeyden önce yurdumuzu dünyada tanıtmak için, layık olduğu yere getirmek için vereceğiniz emekler çok önemli. Ben 17 ve 18 yaşını Amerika'da tamamlayıp döndüğüm zaman 2 yıl sonra rehber olacağımı bilmiyordum. Profesyonel tercüman rehber olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın, ki o zamanki adı öyleydi, bugün Kültür Bakanlığı olarak da aynı zamanda turizmle birleştirildi, o bakanlıktan görevimi aldım ve 52 yıllık rehberim şu an karşınızda. 1969 yılında benimle seyahat eden Anadolu turunda bir anne kız Vancouver, Kanada'dan gelmişlerdi. Ve onlar bir ipek halı, Kayseri ipek halısı, hayat ağacı modeli ile dükkana dönüyorlar. Oradan bana kartpostal gönderiyorlar. Ve gönderdikleri kartpostal ve mektup aynı zamanda duvara halıya asmışlar. Anne kız yanında duruyorlar. Ve diyorlar ki kim gelse evimize misafir olarak bu halıyı merak ediyorlar nereden aldığımızı. Ve biz onlara bunu Türkiye'den aldık. Bu bir Türk halısı, ipek el halısı diyoruz dediler. Ben tabii çok bu tip mektuplar alıyordum o zamanlar. Dolayısıyla benim dikkatimi çeken şey, inşallah sizin de dikkatinizi şu anda çeker ve bir gün belki aramızdan turizmciler, belki rehberler, belki sanatsever kişiler çıkacak, belki politika yapanlar çıkacak içinizden. Fakat unutmayın, memleketinizin tanıtımı her şeyden önce ilginizle başlıyor ve bir şeye kafanızı koymanızla başlıyor. Konsantre olmanız lazım. O noktaya odaklanmanız lazım kardeşlerim. Ve bunun bir maraton olduğunu unutmamanız lazım. Hiçbir şey kolay değil ve çabuk olmuyor. Ama o sabrı gösterip devam ederseniz başarı sizin oluyor. Dolayısıyla ben o resme bakıp şunu anladım.
benim Türk halısını daha iyi öğrenmem lazım. Çünkü turistler bana sorular soruyorlar ve benim o soruları cevaplayabilmek durumundayım. Kapalı Çarşı'ya gittim, İstanbul'da Nur Osmani'de ve orada bir halıcı abimize dedim ki bana bu işi öğretir misiniz? O da bana dedi ki Aydın burada çalışırsan, bu mağazada çalışırsan böyle bir şeyi yaparız. Dedim ki ben rehberliğe devam etmek istiyorum fakat bunu öğrenmem lazım. Böyle bir programınız yok dedi. Biraz da üzülmüş olarak geri döndüm. O ara Londra'ya gidiyordum. Londra'da çok meşhur bir kitapçı vardır, Foyles isminde. Tottenham Court Road'da. Orada aşağı yukarı iki bavul dolusu kitapla döndüm Türkiye'ye. Halılar üstüne, oryantal ve Türk halıları üstüne. Ve 4 yıl kadar onları çalıştım. 4 yıl sonra hasbelkade yine Kapalı Çarşı'dayım. Bir grupla onlara halıları anlatıyorum cadde üstünde. Dolayısıyla bana o 4 yıl evvel yardım istediğim zaman ancak çalışırsam yardım edeceğini söyleyen abimiz benim anlattıklarımı duymuş. Sen bunları nereden öğrendin dedi bana daha sonra. Kitaplardan dedim. Dedi ki bizim yeni bir kursumuz başlıyor. Arkadaşlar başlıyor çalışmaya burada. Onlara ders verir misin? Şimdi bu bence ironidir ama hayat böyledir. Dolayısıyla siz gayreti elden bırakmayın. 60 tane büyük kruvaziyer gemide Türkçe tanıtımı yaptı. Bunları başlarsak İtalya'dan Yunanistan'a, oradan Türkiye'ye gelerekten gemide konuşmacılık yaptı. Genellikle Türkiye tanıtımı ve halı üstüler beni konuşmacı olarak davet ettiler. Çünkü problem şuydu. Turist geliyor, halıya bakıyor, beğeniyor. Kaç para diyor? İşte bir fiyat söyleniyor. Fakat onun elinde bir tane guidebook dediğimiz rehber kitap var. O kitabın içinde diyor ki sana 1000 dolar derlerse 500 dolar teklif edeceksin. Şimdi 500 diyor, öbürü yok 800 diyor. Böyle bir pazarlık gidiyor ve neticede kafası karışıyor, çıkıyor bir dükkana daha geliyor. Orada da olmuyor. Almıyor, vazgeçiyor çünkü kafası karışıyor. 10.000 kilometre uzaktan gelmiş bu turist ve burada tam olarak ne olacağını bilmiyor. Sene 1993, ben Antalya serbest bölgede Lapis mağaza müdürüyüm, 5.000 metrekarelik mağazanın sorumlusuyum. İlk defa o zaman, bakın isim de veriyorum, Apel Çelik, Recep Sefer ve ben Almanya'ya gittik. Bu Çin halılarını alıp geldik. İran halısı aldık, Hindistan halısı aldık, çeşit olsun diye aldık. Renk değişimi olsun, zengin olsun koleksiyonumuz diye aldık. Geldik ve burada sattığımız Çin erekeleri, ki şimdi demin konuşuldu burada, onları çarpma tabir ederiz biz. O alıları Çin herekesi diye sertifikasını yazıp verdik. Şimdi ben buradan bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Kaymakamım, 2006 yılında Sayın Unakı'dan Tavas'ta, Denizli'de alıcılara dedi ki ben artık yoruldum. Her sabah beni arıyor meslektaşlarım ve bana diyorlar ki yine bir Çin halısı satılmış ama Türk halısı diye satılmış. Bunu devletimiz biliyor. Buna el koyma zamanı geldi. Markamızı korumaya geleceğim. O çok önemli bir şey. Marka kolay olmuyor ama öncelikle bizim verdiğimiz sertifikanın doğru olması lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü biz
aldığımız malın karşılığını almak isteyen kişileriz. Karşımızdakileri de aynen öyle görmemiz lazım. Doğru mu? Söylediğim Türkçesi koşulsuz müşteri memnuniyetiydi arkadaşlar. Ve 1995 yılından başlayarak gelen bütün kruvaziyerlerde bu şartlarla satıldı mallar. Ve ülkemize bir sürü döviz kazandırıldı. Satanlar kazandı, yapanlar kazandı. Unutmayın, eğer turizmci olmak istiyorsanız halısız yaşayamazsınız. Halı yoksa turizm yok. Bakın 1967 yılında ben rehber olduğum zaman İstanbul'da Mandalya'ya bir tane uçak vardı. Bugün 1200 tane uçak var Antalya'ya gelen bir günde. Turizm nereden nereye geldi? Dolayısıyla bu işte bacasız sanayi dedikleri turizm resmen halı sayesinde turizm olmuştur. Çünkü oradan kazanılan paralar pazarlamaya yatırılmıştır. Dolayısıyla hele ki deyip geçmeyin, elinizde bir dünya markası var ve maalesef biz bunun kıymetini bilemediğimiz için Çinliler böyle bir işi yapmışlardı. Sienkian diye İsmail Bey gayet iyi bilir, Çin'in Doğu Türkistan bölümünde bir köyü Heleki adıyla adlandırarak orada üretim yapmaktadırlar. Arkadaşlar, yapsınlar. İsterlerse desenleri kopyalasınlar. Zaten kopyalayan bir dünyasında yaşıyoruz. Yani farklı bir şey yok. Ama biz o desenleri register edelim. Onları kayda geçirelim. Onlar bizim olduğu bilinsin. Ve bakın ben size burada bir arada çalıştığım Terzioğlu halıcılığı ki arkada posteri anlatacağım biraz sonrası. Bu Zara halısı Marco Polo Çin'den dönerken yani 1274 yılında Sivas Zara'da bu halıyı görür. Kitaplarında var. Dolayısıyla Zara firması dünyaca meşhur Zara firması 1975'te kurulmuştur. Ve bu isimle halı üretti diye firmayı mahkemeye vermeye kalkmıştır. Biz kendi ismimizi koruyamıyoruz. Başkaları gelip bizim üstümüzden bize hücum ediyorlar. Yok böyle bir dünya kardeşim. Bu devlet bunu durdurmaya kadir. Bizim futboldaki VAR sistemine ihtiyacımız var. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Geçmeden durduracaksın topu. Geçtikten sonra zaten gol oldu. Yani bizim defanstan çıkıp preemptive strike diyorlar buna İngilizce'de. Yani karşı taraf sana saldırmaya niyeti mi var? E benim dediğim adamın saldırmaya niyeti var. S-400'ü almayın diyor. S-400 müdafaa silahı. Sana ne kardeşim? Neyi alırsak alırız diyor NATO'nun genel sekreteri. Ama hayır. E belki bize saldıracak niyeti o. Belki onun için almamızı istemiyor. Ama biz karşı tarafa bu VAR sistemiyle bizim üstümüze bu kadar gelmemelerini sağlamamız lazım diye düşünüyorum. Avrupa medeniyetinin başladığı noktadır. Bahçeşehir diye bir yer var İstanbul'da, oraya çok yakındır. Yarımburgaz mağaraları, bu ilk ikisi. Yenikapı biliyorsunuz metro yapıldığı için 2004'te vuruldu. 8500 yıllıktır. Altındaki Göbekli Tepe, 12.000 yıllık Urfa'da. Dünyanın en eski şehri, Tevrat'ta geçen Edessa, yani Urfa arkadaşlar. Dolayısıyla 12.000 yıl evvel 20 tane tapınak yan yana Göbekli Tepe'de, ortada 2 tane tev biçimi, ana tanrı ve tanrıça, etrafında 12 tane küçük tev biçiminde obelisk dediğimiz taşları oyarak yapılmış. Taşların üstünde hayvan figürleri var. Ve bunlar üç boyutlu. Öyle bir medeniyet dünyada ne zaman başladı biliyor musunuz? Rönesans akımı diye geçer. İtalya'dan bahsedildi demin. Çok güzel bir şekilde Venedik'ten bahsedildi. Murat olarak. Florence yani Firenze'de bir Uffizi galerisi vardır. Orada Giotto 1321 tarihinde yaptığı üç boyutlu tablolar İtalyan Rönesansı'nın başlangıcıdır ve İtalyanlar kendilerini dünyaya
Rönesans'ı pazarlarlar. Biz Helekli'yi pazarlamaya çalışıyoruz. Onlar Rönesans'ın anası babası olarak kendilerini tanıtırlar. Ama yok böyle bir şey. Çünkü Ayasofya'ya gelin, Sultanahmet Camii'nin tarafında küçük kapıdan girerseniz oradaki mozaiğin ortasında Meryem Ana, İsa Aleyhisselam, Justinian solda, Konstantin sağda, her iki imparator ortaya baktıkları için üç boyutludurlar arkadaşlar. 10. asır, İtalyan Rönesansı'ndan 400 yıl evvel. Şimdi bunları bilmeniz lazım ki bu mücadeleyi devam ettirebilirsiniz. Burada bir kitap okudum. Ben 3 hafta evvel döndüm Amerika'dan. New York'a gittik, Metropolitan Müzesi'ndeki Türk anılarını gördük, Washington'a gittik, Smithsonian Institute'daki bölümleri gezdik. Bakın orada bir evi koymuşlar Smithsonian'da. Diyor ki, 5 jenerasyon yaşadı bu evde, yani 200 yıl. 1750-1950. Biz de İstanbul'da, Sultanahmet Camii'nin karşısında, İbrahim Paşa Sarayı'nda, Selçuklu halıları var. Ne zamandan? 1221. Alaaddin Keykubat, Konya. Ne yapar? 798 yıl yapar. 2 yıl kaldı 800 olmaya. Yani 20 jenerasyon arkadaşlar. Dolayısıyla halıyı pazarlayanlara ben hep şunu öğrettim. Dedim ki, halıyı alıyorsunuz, tamam $10,000 veriyorsunuz, evet büyük para. Ama unutmayın ki bu halı hem sizi, hem çocuklarınızı, hem onların çocuklarını 20 jenerasyon eskitecek. Sizin bugün ödediğiniz paranın kıymetini böyle değerlendirin. Ve evi alırken ilk önce halıyla başlayın. Çünkü o halı değişmeyecek. Siz onu beğendiğiniz için o halıyı aldınız. Onun etrafını değiştirirsiniz. Mobilyası ayrı olabilir, perdesi ayrı olabilir, her 10 yılda bir değişebilir. Ama durmadan halı alırsanız paranızı boşa harcamış olursunuz. Yapmayın bunu demişimdir. Dolayısıyla Göbeklitepe ve orada Washington'da gördüğüm bu kitabı kızım bana aldı. Kendisi de rehberdir. Orada yaşıyorlar. Magicians of the Gods, Graham Hancock. 12.800 sene evvel dünyaya bir meteor, bir kuyruklu yıldız çarpıyor. Grönland'ın batı tarafına çarpıyor. 300 metre derine iniyor. Çarptığı şiddet ve çıkardığı ısı Nagasaki'ye atılan atom bombasının 47 bin defa daha fazla. Ne oluyor biliyor musunuz? Eriyor bütün her şey. Ve ne oluyor? Atlantik sular altında kalıyor. Biliyorsunuz Arbor'una gitmiş olanlarınız vardı. Mutlaka orada Atatürk'ümüzün 1934 yılında yayınladığı bir tabela var orada, bir yazıt var. Diyor ki, siz anneler dünyanın değişik yerlerinden çocuklarınızı buraya yolladınız. O çocuklarınız artık burada bizimkilerle yan yana yatıyorlar. Bizim koynumuzda yatıyorlar, bağrımızda yatıyorlar. Onlar artık bizim çocuklarımız oldu diyor. Böyle bir empati yapan bir milletiz biz. Avustralya'da değil, Avustralya'da gittiği Yeni Zelanda'da ne yaptı Müslümanlara? Yani şimdi siz bunları tek boyutla bilirseniz, bunun karşılığını koyamazsanız bu dünyada galip gelmemiz mümkün değil. Dolayısıyla buradaki resimde Anzak bayrağı, Türk bayrağı, bu taraf Anadolu, bu taraf Rumeli olmak üzere ve burada 18 tane, 18 Mart'ta Çanakkale'den geçmeye çalışan geminin isimleri yazıyor. İki tanesini söyleyeceğim. Agamemnon. Milattan önce 1275, yani 3000 yıldan daha fazla tarih öncesinde yapılmış olan bir savaşın Miken kralı Agamemnon gemisi zırhlı olarak boğazdan geçmeye çalışıyor. Bu taraf Truva, bu taraf Yenibolu. Bizim ortasında bunlar ne mesaj veriyorlar bize? Öbürkü daha da korkmuş. Onun ismi Vengeance. Yani intikam. Kardeşlerim bu neyin intikamı? Kim intikam olarak bu dünyada abad olmuş? Ben de size bunu sorayım. Dolayısıyla tekrar halıya bağlayarak bitirmek istiyorum. 6 yılda bakılan 24 milyon düğümü olan bir erek halısı.
gene 44'lük bir bereke halısı 2011'de benim resmimi çektiğim aynı modeldir. Dolayısıyla bir şey daha göstereyim bakın. Belki bunların resimlerini görmediniz. Kozayı çektiğiniz zaman aynı bu şekilde durur. Kozaları yan yana böyle dizersiniz. Beyaz olup belli bir ölçüde olanlarından biz halı yaparız. Çünkü onlar dayanıklıdır. Dayanıklı olması lazım halıda kullanılabilmesi için. Koza ham vardı. 1990'lara kadar Bursa'da oraya gider bakardık. Bakın içini açtığınız zaman bu şekilde görürsünüz. Eğer bu kozayı delip çıkarsa biz onu havacılıkta kullanmayız. Çünkü sağlam olmaz, teller devamlılığını kaybetmiştir. Bakın içinden böyle bu şekilde çıkar. Arkadaşlar, şimdi ben size dünyada satılan en pahalı halının resmini gösteriyorum. 17. asır. Bir Tebriz İran halısı. 34 milyon dolara satılmış 2008 yılında Amerika'da. Bunun aynısını klonladık her zaman. Şu anda mevcut. Dolayısıyla burada kitaplar var. Halıların desenleri dediniz. Bakın Language of Designs. Hüseyin Alantar'ın bunun medyumuz. Aynı şekilde halı ülkesi Türkiye. Turkey Land of Rocks. Hüseyin Alantar. Gene meşhur Selçuk Mergen Hüseyin Alantar. Ancient Anatolian Carpets. Bu şeydeki Antique Ottoman Rugs in Transylvania. Demin gösterdiğim halılar. Bir şey daha söyleyeyim. Önemli. Bunu kaldırırsam halı buradan kayabilir. Şöyle yapacağım. Bakınız. Şeyh Faysal bin Kasım Altani. 2017'de bendeniz Erhan Bey'le beraber Doğa'daydım. Ve bu zatın çok meşhur bir koleksiyoncu olduğunu biliyordum. Allah bana nasip etti. Kendisiyle tanıştım. Sonra Erhan Bey'le götürdük. Dokuyucu kızımızı götürdük. Rezgah Bey'e hediye ettik. 640 tane halı Doğa'nın göbeğindeki Marriott Hotel'in 6. katında yan yana duruyor. Türk halıları, İran halıları. Biliyor musunuz? 16. yüzyıl herkesi gördüm. Bizde yok. Bir tanesini Cumhurbaşkanımıza hediye ettiler. 15 Temmuz'dan 15 gün sonra. Dolayısıyla bizim Hereke'ye bir müze yapmamız lazım. Adam orada koleksiyoncu. Ne mallar var, neler var içinde. Uçak var. Denizaltı var. Yangın arabaları var. Amerikan okul arabaları var. Her şey var adamın müzesinde. Adam bunu doğada kurmuş. Dolayısıyla kardeşlerim, bizim yapacak çok işimiz var. Turistler bunu takip ettikleri zaman ben onlara çok çok derdim. Çabuk çabuk manasında. Bakın 2007 yılında Los Angeles'taki ki o benim web sitemde var. Kilisede yaptığım konuşmada diyorlar ki we love you. Dolayısıyla bu insanlar severek, ağlayarak Türkiye'den gittiler. Çünkü dinler farklı da olsa Allah inancı insanları birbirlerine yaklaştırır. Nereden de biliyorum? Meryem suresi 96. ayet. Siz Allah'a inanın, salih ameller yapın, aranıza sevgiyi ben koyacağım diyor. Bu da 2014 yılındaki gene kiliselerden gelmiş olan bir hediyedir. Şöyle söyleyeyim, bakın Jack Straw bu son cümlem. Last Man Standing. İngiliz Dışişleri Bakanı'ydı. Biz Avrupa Birliği'ne ilk pazarlığa oturduğumuz 2004-2005'lerde. Bu kitabı niye aldım biliyor musunuz? O da bir paragraf var. Diyor ki, eğer diyor Avrupa böyle dışlamaya devam ederse bu işte Avrupa kaybedecek Türkiye değil diyor. Şimdi bakın ben size bir sürü şey anlattım. Çoğu da İngilizce bu yayınlar. Niye? Ben derdimi insanlara İngilizce anlatmak zorundayım ve İngiliz kaynaklarını kullanmak zorundayım. Bana açı takdirde inanmıyorlar. Bunlar Türklerin yazdığı yazılar diyorlar. Size çok iş düşüyor. Beni dinlediniz sonuna kadar sabrettiğiniz için